Herkese merhaba. Serpil Satış'a hoş geldiniz. 20 Şubat Salı kepengi kaldırdık. Hızlıca seçtiklerimizi, gündemlere bakalım. Yine deli gündemler bizi bekliyor. Avukat Feyza Altun dün gözaltına alınmıştı. Attığı bir tweette şeriata sokayım ifadesi vardı. Bunun üzerine gözaltına alındı. Twitter adresinden yapılan bir çağrı var. Bugün saat 10'da savcıyı karşısına çıkacak. Mahkemeye sevki mi olacak, serbest mi kalacak vesaire. Bugün belli olacak. Yaptığı savunma ben şeriat olarak İslam'ı kastetmedim, hiçbir dini kastetmedim. Benim kastettiğim işte Afganistan'daki gibi, İran'daki gibi o baskıcı rejimleri kastettiğim var. Ama tabii şeriat İslam'dır deyip de kelle isteyenler de var. Bakalım saray ne karar vermiş olacak? Seçim dönemi böyle şeriatı sokayım gibi ağır bir ifadeyi cezasız bırakır mı? Çok benim tahminim. Popçu Gülşen'e yapmışlardı biliyorsunuz, onda İmam Hatipler'le alakalı bir sözü vardı. Bir süre cezaevine koymuşlardı. Benzer bir şey olabilir çünkü eğer serbest kalırsa bu seçim döneminde her oyun özellikle İstanbul için çok değerli olduğu bir yerde saray bu riski almayabilir. Tutuklanmazsa da bu yine başka bir siyasi mülahaza sonucunda olur. Tutuklayıp işte CHP'lerin savunmaya geçip bak görüyor musunuz? Din düşmanını nasıl savunuyorlar diyerek de kullanabilir. Şu an herhalde büyük ihtimalle çalışıyorlardır. Hangisi daha iyi olacak? Kararı hakime iletirler. Bu esnada Hollanda'da seçimleri birinci sırada bitiren İslam düşmanı, mülteci düşmanı Geert Wilders. Hollanda'dan izleyicilerimiz telaffuzu doğru yaptı mı? Bu hırto Feyza Altun bir kahramandır dedi. Yani zaten yeteri kadar derdimiz var. Bir de sen çıkma başımıza ki bu bir destek değil. Tam tersine onun işlerini zorlaştırıcı bir şey. Geert Wilders'in imajı özellikle İslam karşıtı duruşu biliniyor. Çok böyle destek vari durmuyor. Şimdi Şevki Yılmaz çıktı bir de. Dün geçen günlerde Osmanoğullarından bir tanesinin düğünü vardı. Orada bir saçma sapan konuşma yapmıştı. Bir de bir dua ortaya çıktı. Duada Mustafa Kemal ile alakalı Selanik'ten gelen dönme diyor. Kısaca izleyelim. Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahru perişan eyle ya Amin. Rabbi. Kahru perişan eyle ya Amin. Rabbi. Ümmeti Muhammed'i başsız bırakanların kahru perişan eyle ya Amin. Devrimlerle değerlerimizi devirenleri, harflerimizi devirenleri, cumamızı pazara çevirenleri, hayatımızı mahvedenleri kahru perişan eyle ya Amin. Orada en sağda Halil Konakçı denen bir şaklaban var biliyorsun. Nasıl sırıtıyor görmüşsünüzdür. Geçen gün İzmir'de bir imam AKP'nin mitingine adam götürmedi diye hakkında soruşturma açılmış. Kıdem dondurmayı almış, sürgün yiyor. Bu da Diyanet'in görevlisi ama görüyorsun ne kadar provokasyon varsa hep bu herif var. Şimdi bu Şevki Yılmaz, şimdi bu avukat Feyza Altun'un zaten Twitter'da böyle çok küfürlü konuşan, agresif bir kişilik. Onun ben böyle seçim dönemi aman bir tweet atayım da ortalık karışsın diye yaptığını zannetmiyorum ama Şevki Yılmaz kesinlikle Kasım Mahsus'a konuş olsun, gündem olsun, tartışılsın diye özellikle yaptığını düşünüyorum. Şimdi tabii insanlar diyorlar ki şimdi bak şeriat hakaret etti diye gözaltına aldırdınız. Bu da Atatürk'e hakaret ediyor. O zaman bu niye elini kolunu dolaşarak serbest dolaşıyor, sallayarak serbest dolaşıyor diyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Madem kutsallara hakaret var, Mustafa Kemal de bu ülkede bazılarının kutsalı, Cumhuriyet'in kurucusu, Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı. O yüzden gereğinin yapılması lazım deniyor. Şimdi çok büyük ihtimalle nasıl Feyza Altun kendisini ben İslam birliğini kastetmedim. Ben işte İran, Afganistan'ı kastettim diyecek. Şevki Yılmaz'ı ben de Mustafa Kemal'i kastetmedim. Selanik'ten bir tek o dönmedi ya, bir tek o gelmedi ya şeklinde savunma yapacak. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. İşte bu laik yobazlar, dinci yobazlar, bu iki yobazlar arasında sıkışmış vaziyetteyiz. Erdoğan sahne alacak. Saat 14'te kura çekimi var. Daha önce Temmuz ayında yapılmıştı. Şimdi bir kez daha yapılacak. Beştepe'de adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri kura töreninde konuşacak. Çok büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi, Danıştay meselesi, işte görev iade edilen KYK'lı hakimlerle alakalı büyük ihtimalle görür. Bu konuya girer mi? Ben tahminim gireceğini düşünüyorum. Çünkü daha önceki şeriat İslam dinidir açıklaması vardı. Bunun üzerine kaçınmayacağı bir fırsat olacağını düşünüyorum. O zamana kadar Feyza Altun'un tutuklu tutuklanmayacağı da belli olur. Erdoğan'ın bu fırsatı kaçırmayacağını düşünüyorum. Bakalım izleyip göreceğiz. Özgür Özel dün Hatay Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Lütfi Savaş'la görüştü ve CHP adayını değiştirmiyor. Hatay'da Lütfi Savaş'la devam edecekler. Son milletvekili seçimlerinde oy oranları böyleydi.
AKP birinci parti, CHP ikinci parti. Ama MHP ile AKP'nin beraber hareket ettiklerini düşünürseniz CHP'nin gerçekten TİP'in, Yeşil Sol'un şu an artık DEM, hepsinin İYİ Parti'nin herkesin oyunu alması lazım kazanması için. Ki o kadar da mümkün görünmüyor ki Lütfi Savaş'a tepkileri görünce madenle devam edelim. Madende arama çalışma durduruldu çünkü tekrar bir eylem riski ortaya çıktı. O yüzden hala o 9 madencinin artık cesetlerine, bedenlerine ulaşamadı. Bununla alakalı dün aktarmıştık. O siyanürlü toprağı işçiler kaldırmak istemiyor ama taşeronda zorluyor işçileri. Son işiniz olacak. Madem malum madem kapatılmıştı. Ancak son bu işi yapacaksınız diyerek de baskı var. Bakalım ne gibi gelişmeler olacak ama şu an madende çalışmalar durdu. Kapak konumuza geçelim. Pervin Buldan, HDP'nin eski eş genel başkanı, milletvekili seçildi ama parti başkanlığı Mithat Sancar'la beraber bırakmışlardı. Bu İmralı görüşmeleri, 2015'lik o çözüm süreci, Dolmabahçe vesaire alakalı yapmış olduğu açıklamalar var. Dün Artı TV'de Kemal Avcı'nın programına katılmıştı. Kısaca bir dinleyelim, üzerine konuşacaklarımız var. İmralı heyeti olarak tam olarak şunu yapıyorduk. Ayda bir sefer, bazen iki seferi buluyordu. Adalet Bakanlığı'ndan bir gün öncesi bize haber gelirdi. Yarın adaya gidiyorsunuz, görüşme yapılacak diye. Ve ertesi gün adaya gidiyorduk. Askeri heyetler bizi karşılıyordu. İçeriye girip görüşmelerimizi yapıp çıktıktan sonra tekrar posterle geri dönüyorduk. Orada mı not tutuyordunuz Biz yoksa not sonradan mı tutuyorduk tabii ki. konuşurken? Orada Onları kısa kısa, evet, düzenliyordunuz. kısa kısa notlar tutuyorduk ve o notları getirip evde bir metin haline. Kim ne konuştuysa bizim konuşmalarımızı ve Sayın Öcalan'ın konuşmalarını noktasına virgülüne kadar hepsini kağıda döküyorduk. Bunu devlet bizden Kandil'e götürmemizi istiyordu. Çünkü kendi elinde zaten notları vardı. Yani devlet orayı dinlediği için bizim onlara o notları vermemize gerek yoktu. Dolayısıyla Kandil'e hem görüşmeleri aktarmak hem de o notları götürmekle devlet bizi görevlendirmişti. Bu sefer oradan notları alıp bazen devlet heyetine verip daha sonra adaya gidiyorduk. Ki ağırlıklı da öyle oluyordu. Yani Kandil'in notlarını biz direkt Sayın Öcalan'a veremiyorduk. Evet, gördüğünüz gibi her şey açıklanmış. Hani zaten bilinmiyorum da elbette biliniyordu. Devlet istemeden nasıl İmralı'ya gidebilirsin, nasıl Kandil'e gidebilirsin. Tabii ki bu çok aşikar ama bir kez daha sürecin tanıklarından birisi anlattı. Kandil'e giden heyetten Altan Tan'ı görüyorsunuz. Yine röportajın bir kısmında Altan Tan'ı Süreyya Önder'in kendisinin heyette olmasını, Öcalan'ı istediğini, heyetin isminin Öcalan'ı belirlediğini söylüyor. Neticede Kandil'e gidildi. O zaman o dönemi hatırlayınız. İşte HDP heyeti hem İmralı'ya gidiyor, Kandil'e gidip bir arabuluculuk yapıyorlardı. Pervin Buldan'ın aktardığı gibi notları birbirlerine iletiyorlar. Şimdi hangi noktaya gideceğiz? Bakın görüyorsunuz Erdoğan hükümeti hangi süreci yönetmiş ama şu an muhalefet HDP'ye deme artık ağzımız çok alışmış. Selam verse bir anda terörist. Şu an bütün iktidar medyasının yayın organlarında işte CHP ile demin anlaştı. İstanbul'da bazı yerleri ortak aday gösterdikleri falan üzerlerinde tepiniyorlar. Teröristler hainler. Bahçeli bugün grup toplantısında yine terörden çıkacak, hainden, vatan hainden çıkacak. Ama bu süreci devletle beraber, Erdoğan hükümetiyle beraber yürütülmüştü. Ve görüyorsunuz kendilerine helal, muhalefete haram. Bu ikiyüzlülüğü ortaya koymak lazım. 28 Şubat 2015'te bir Dolmabahçe mutabakatı vardı biliyorsunuz. Yaklaşık 10 maddede anlaşmışlardı. PKK Kongre'ye gidip silah bırakacaktı. Devlet bazı adımlar atacaktı. Bununla alakalı olarak Erdoğan daha sonra bir ay sonra şunu söylemişti. Arkadaşlar yanlış yapmışlar. Doğru bulmuyorum. Haberim de yoktu. Haberim de yoktu bakın. Bu çok kilit ifade. Benim haberim yok demişti. Orada tanıklar, orada oturum planıyla, düzeniyle alakalı bir sorun çıktığını AKP heyetinin Erdoğan'ı arayarak sorunun çözüldüğünü söyledi. Yani haberim yok diyor ama içeriden arayıp Erdoğan'a kim nereye otursun diye soruyorlar. İşte böyle ikiyüzlülük ile karşı karşıyayız. Daha sonra yaşananları biliyorsunuz 2015 yılında. Özellikle 7 Haziran'da AKP çoğunluğu kaybettikten sonra 1 Kasım arasında ülkeyi kan gölüne çevirmişlerdi. Bu ikiyüzlülüğü aktarmak istedik. Van Zafer Sunkur. Üniversitesi'nde bir kura çekimi. Bu Van Üniversitesi çok bu şekilde gündeme geliyor. Aynı adamın ismi iki kere çekilmiş. İşçi alımı yapılacak. Herhalde defalarca adamın ismini yazmışlar ki iki defa aynı adam çıktı. İptal edilip edilmemesiyle alakalı bir açıklama yapılmadı. Ama o kişinin alınmadığı söyleniyor.
Bu Van 100. Yıl Üniversitesi bu işi beceremiyor. Bu kaçıncı bu tür şeylerle gündeme gelişleri. Kurayı çeken de şaşıyor. Ya ben bunu daha önce biraz önce okumuştum diye. Ama böyle işte Türkiye'de de işler böyle ilerliyor. Dün İngiliz gazetelerinde ilginç bir haber vardı. Bu 24 yaşında Josh Kerr diye bir çocuk hesap etmiş, demiş ki ben Manchester'da yaşıyorum 1 ay. Kira ödeyeceğim, yemek yiyeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte ne kadar? 950 pound tutuyormuş. Ama ben Türkiye'de Antalya'ya gidersem, her şey dahil bir otele yerleşirsem 944 pound tutuyormuş. Uçak bileti de dahil şeyde fiyatın içerisinde demiş. O zaman ben niye İngiltere'de bu kışın bu soğukta kalayım? En iyisi Türkiye'ye gideyim. 20 derece sıcaklık, zaten orada da günümü gün ederim. Malum artık bazı işler uzaktan da yapılıyor. Bilgisayar, internet üzerinden yapıldığı için işi de buna müsait. Creative Strategist olarak geçiyor. İngiltere gazetelerinde böyle bir haber çok konuşuldu. Kendisi bir video çekmiş TikTok'a. Çok kısa sürede 1 milyon kişi izlemiş. Herkes bu hesabı yapıyor. İşte Türkiye'ye gidersek, 1 ay kalırsak, yememiz, içmemiz, uçak bileti, her şey dahil İngiltere'deki masraflarımızdan daha hesaplıyor geliyor diye böyle planlar yapıyorlarmış. 1 pound da 38,8 lira. Onu da aktarmış olalım. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.